15. Bölüm Karanlıkta Fısıldayan Olayda hiçbir korkunç yan görmediğimi aklınızdan hiç çıkarmayın. Başka bir deyişle yaşadığım zihinsel şok, bardağı taşıran o son damla, beni gecenin bir vakti ıssız Akeley çiftlik evinden dışarı uğratıp el koyduğum bir motorla yabanıl Vermont tepelerine doğru yola çıkmaya ittiyse, bunun sebebi son tecrübeme dayanan katı gerçekleri yatsımamdır. Henry Akaley'in benimle derinlemesine paylaştığı varsayımlar ve bilgiler bir yana, görüp duyduğum şeylere ve bunlardan edindiğim yatsınamayacak kadar güçlü izlenimlere rağmen vardığım korkunç çıkarımda haklı mıyım yoksa haksız mıyım şimdi bile ispatlayamam. Velhasıl Akaley'in ortadan kayboluşu hiçbir şeyi kanıtlamaz.'' Hem içerideki hem dışarıdaki mermi izlerine rağmen adamın evinde hiçbir terslik bulunamadı. Adam sanki bayırlarda alelade bir yürüyüşe çıkmış ve geri dönmemişti. Evde bir konuk ağırladığına veya çalışma odasında sakladığı şu korkunç silindirlere ve makinelere dair tek bir emare yoktu kendisinin de doğup büyüdüğü toprakların biteviye şırıldayan ırmaklarına ve yemyeşil bayırlarına karşı beslediği ölümcül korkunun da hiçbir anlamı yok. Zira hastalıklı kaygıların uzantısı olan bunun gibi binlerce korku vardır. Kaldı ki ekzentriklik onun son demlerindeki tuhaf davranışlarını ve vesveselerini kolaylıkla açıklayabilir. Asıl sorun bildiğim kadarıyla 3 Kasım 1927'de tarihe geçen eşi görülmemiş Vermont Seli ile başladı. Ben o dönemde şimdiki gibi Massachusetts'teki Arkham Miskatonic Üniversitesi'nde edebiyat okutmanlığı yapan bir yandan da New England halk bilimi üzerine eğitim gören hevesli bir çömez öğrenciydim. Selden hemen sonra Yaşanan güçlükler, çileler ve yardım çalışmalarıyla ilgili haberlerle dolup taşan gazetelerde kabaran bazı nehirlerin sularında yüzen cisimlerle ilgili bir takım acayip hikayeler türedi. Öyle ki çoğu arkadaşım hararetli tartışmalara girişti ve konuya aydınlık getireyim diye aklımı çelmeye başladı. Halk bilimi çalışmalarımın bu denli ciddiye alınması koltuklarımı kabartmıştı yine de köhnemiş kırsal hurafelerden türediği, aşikar olan bu ipe sapa gelmez delice söylentileri küçümsemekle yetindim. Kimi eğitimli kişilerin dedikoduların altında çarpıtılmış bile olsa gerçeklik payı bulunabileceğinden ısrar etmesi beni güldürüyordu. Dikkatimi çeken hikayeler çoğunlukla gazete küpürlerindendi. Bir yandan ağızdan ağza dolaşan başka bir martaval daha vardı ki bir arkadaşımın Hardwick Mermont'ta oturan annesinden aldığı mektupta da bahse geçiyordu. Tüm vakalarda tasvir edilen cisim esasen hepsinde aynıydı. Ancak biri Montpelier civarındaki Minoski nehrindeki, diğeri Newfane ilerisindeki Witham ilçesinde bulunan West River'da, üçüncü de Lyndonville tepesindeki Kaledonya ilçesinde bulunan sümsikte olmak üzere üç ayrı örnek varmış gibi gözüküyordu. Elbette başka ifadelerde sayısız başıboş nesneden bahsediliyordu ama son tahlilde hepsi bu üç örnekte buluşuyordu. Vakaların her birinde yöre halkı ıssız tepelerden çağlayarak inen taşkın sularda bir veya daha fazla rahatsız edici cisim gördüğünden dem vuruyordu. Hatta o vesileyle... Yaşlıların hortlattığı, yarı unutulmuş ilkel söylentiler silsilesini kendi gördükleriyle bağdaştırmaya yönelik yaygın bir eğilim söz konusuydu. İnsanlar gördüklerini zannettikleri organik cisimlerin benzerine daha önce hiç rastlamamışlardı. O trafik olayın taşkın sularında sürüklenen pek çok insan cesedi olmuştu haliyle. Ancak bahsi geçen garip suretleri tarif edenler dış hatları ve cüsseleriyle bazı yüzeysel benzerlikler bulunsa da onların insan olmadığına gayet emindiler. Dahası tanıkların ifadesine göre bunlar Vermont'a özgü hiçbir hayvan türüyle de bağdaşmıyordu. Yaklaşık bir buçuk metre uzunluğundaki pembemsi yaratıkların bir çift devasa sırt yüzgeci ya da zarımsı kanadı, bir dizi eklemli uzvu, kabuklu gövdeleri vardı ve normalde kafanın olması gereken yerde de çok sayıda güdük antenle kaplı oval şeklinde bir yumru bulunuyordu. Farklı kaynaklardan gelen ifadelerin birbiriyle örtüşme eğilimi göstermesi sahiden kayda değerdi. Ancak vaktiyle tüm yörede dolaşan rivayetlerin tanıklarda hayal gücünü körükleyen marazi bir iz bırakmış olabileceği gerçeği bu şaşırtıcı ayrıntıyı zedeliyordu. Kanaatimce bu tanıklar her halükarda naif ve basit taşralılar taşkın sularda hırpalanmış ve şişmiş insan cesetleri ya da hayvan leşleri görmüşler. Yarım yamalak hatırladıkları halk söylentileri yüzünden de bu zavallı nesnelere doğaüstü vasıflar yakıştırmışlardı. Şimdiki nesilce büyük ölçüde unutulmuş bu baştan savma ve muğlak halk söylentileri hayli benzersiz bir nitelik sergilemekle birlikte erken dönem kızıl derili masallarından bariz esintiler taşıyordu. Vermont'ta hiç bulunmadığım halde Eli Davenport'un yazdığı ve 1839 öncesine dek eyaletin yaşlıları arasında dilden dile aktarıla gelmiş bir bulguyu da kapsayan, son kertede Ender Rastlanır monografisi sayesinde bunu iyi biliyordum. Üstelik söz konusu bulgu, New Hampshire dağlarındaki kocamış ihtiyarlardan bizzat dinlediğim öykülerde de birebir uyuşuyordu. Kısaca özetlemek gerekirse, en yüksek doruklardaki ormanların derinliklerinde, meçhul pınarlardan akan ırmakların bulunduğu karanlık vadilerde ve ücra bayırlarda pusuya yatmış cani varlıklardan oluşan gizli bir ırk ima ediliyordu. Bu yaratıklar nadiren görülüyordu. Varlıklarını ispatlayan ifadelerse bazı dağların alışılmadık ölçüde yüksek noktalarına tırmanmayı veya kurtların dahi çekindiği bazı sarp koyakların derinliklerine kadar inmeyi göze almış kişilerden geliyordu. Çamurlu nehir kenarlarında, çıplak toprakta ve doğa tarafından şekillenmediği ya da yerleştirilmediği aşikar, etrafında ot namına bir şey kalmamış, garip taş çemberlerin bulunduğu yerlerde acayip ayak izlerine ya da pençe izlerine rastlanmıştı. Tepelerin her iki yamacında derinlikleri meçhul ağızları hiç de kazara olmuşa benzemeyen bir şekilde kayalarla kapanmış, hatta önleri içeri girip çıkan hatırı sayılır miktarda tuhaf ayak izleriyle kaplı bir takım mağaralarda bulunuyordu. Ancak ayak izlerinin gittiği yönü adam akıllı kestirmek mümkün olmamıştı. Hepsinden beteri normal tırmanış sınırlarının üzerinde kalan gür yamaç ormanlarında veya ücra vadilerdeki kuytularda macera perest insanların çok nadiren rastladığı yaratıklar vardı. Bu varlıklardan dem vuran dağınık ifadeler birbiriyle bu denli iyi örtüşmeseydi, daha az rahatsızlık uyandırırdı. Hal böyleyken, neredeyse tüm söylentiler birkaç ortak noktada buluşuyor Sırtlarında iki tane kocaman yara sakanada olan, çok bacaklı, açık kırmızı renkte yengeç benzeri dev yaratıkların varlığından söz ediliyordu. Bu yaratıklar bazen tüm bacaklarını kullanarak, bazen de amacı kuşkulu iri nesneleri taşımak için sadece arka bacakları üzerinde yürüyordu. Bir pundun al getirilip gizlice gözetlendikleri esnada Kalabalık bir grubun hizaya girmiş disiplinli bir müfreze gibi ormandaki sığ su yatağında üç sıra halinde ilerlediği görülmüştü. Bir keresinde de uçan bir türe rastlanmıştı. Gece vakti ıssız çorak bir tepenin zirvesinde havalanan yaratık koca kanatlarıyla bir anlığına dolunayı örttükten sonra gökyüzünde kaybolmuştu. Bu yaratıklar genellikle kendi halindeydi ve insan ırkına pek girişmiyordu. Buna karşın bazen girişken kişilerin özellikle de bazı vadilere çok yakın ya da bazı dağların çok yükseğine ev inşa edenlerin kaybolmasından sorumlu tutuluyorlardı. Birçok muhit yerleşime müsait olmadığı yönünde mimleniyor, olay unutulduktan çok sonra bile etkisi baki kalıyordu. İnsanlar yemyeşil yavuz dağların eteklerinde kaç çiftlik evinin kül olduğunu, kaç köylünün kaybolduğunu hatırlamasalar bile komşu dağların sarp yamaçlarına baktıkça ürperiyorlardı. Daha eskiye dayanan efsanelerde bu yaratıkların sadece mahremiyetlerini ihmal edenlere zarar verdiği öne sürülmekle birlikte sonraki ifadelerde insanlara merakla yaklaştıklarına ve insan yerleşimlerinde gizli mıntıkalar kurma teşebbüsünde bulunduklarına değiniliyordu sabahları çiftlik evlerinin pencereleri etrafında acayip pençe izlerine rastlandığını, alenen tekinsiz adledilen bölgelerin dışındaki arazilerde muhtelif kaybolma olaylarının yaşandığını öne süren hikayeler vardı. Ormanın iç kesimlerindeki yollarda ve patikalarda dolaşan, yalnız gezginlere insan sesini taklit ederek şaşırtıcı tekliflerde bulunan vızıltılara, ve ezeli ormanın kapılara kadar dayandığı yerleşimlerde gördükleri ya da duydukları şeyler karşısında ödü patlayan çocuklara değinen hikayelerde de cabasıydı. Efsanelerin son diliminde, batıl inanca meyledilmesinin ve uğursuz addedilen yerlerden uzak durulmasının öncesine dayanan dilimde, hayatlarının bir döneminde itici zihinsel değişimler yaşamış, hatta kendilerine tuhaf varlıklara satan faniler olarak adları çıkıp uzak durulmuş yabani çiftçiler ve münzevilere dair sarsıcı imalar mevcut. Anlaşılan o ki 1800'lü yıllarda Kuzeydoğu vilayetlerinin birinde sevilmeyen egzanterik münzevileri tiksinç yaratıkların elçisi ya da müttefiki olmakla suçlama eğilimi yaygındı. Yaratıkların ne olduğuna gelince, açıklamalar haliyle çeşitlilik gösteriyordu. Gerçi yöresel ve geçici olarak kullanılan başka tabirler de vardı ama bu yaratıklara verilen en yaygın isim İyi saatte olsunlar veya ezelilerdi. Kalabalık bir bağnaz kitlesi onları muhtemelen açıkça şeytanın akranlarına indirgemiş ve huşuyla türetilmiş dayanaksız inançlarının temelini oturtmuştu. Kelt söylencelerini sülalece benimseyenler esasen New şairin. İskoç-İrlanda kökenlileri ve onların Vermont'taki Vali Wentworth tarafından bağışlanmış sömürge arazilerinde oturan akrabaları, bu yaratıkları bataklıklarda ve ratlarda yaşayan küçümenlerle ya da kötücül perilerle bağdaştırıyorlardı. Kendilerini nesilden nesile aktarılmış efsunlu muskalarla koruyorlardı. Bununla birlikte hepsinin içinde en akıl dışı kuramlar kızıl derililerinkiydi farklı kabilelerin efsaneleri farklılık göstermekle birlikte bazı hayati noktalardaki ortak kanı dikkat çekiciydi. Ve söz konusu yaratıkların bu dünyaya özgü olmadığı yönünde oy birliğiyle mutabakata varılmıştı. Penna Cook söylenceleri ki içlerinde en tutarlı ve betimsel olanlarıydı, kanatlıların büyük ayıdan uçarak geldiğini, Başka hiçbir dünyada bulamadıkları bir taş türünü çıkarmak için yerküremizin tepelerinde maden yatakları açtığı anlatılıyordu. Bu söylencelere göre güya burada yaşayıp sadece mıntıkalar kuruyorlar, taşları yüklenip kuzeydeki kendi yıldızlarına yine uçarak götürüyorlarmış. Yeryüzü halkından kişilerin sadece çok yaklaşanlarına veya gizlice gözetleyenlerine zarar veriyorlarmış. Hayvanlar avlanma korkusundan değil, içgüdüsel bir nefretle onlardan uzak duruyormuş. Yaratıklar, yeryüzündeki hayvanları ve bitkileri yiyemediklerinden kendi besinlerini yıldızlardan getiriyorlarmış. Onlara yaklaşmak sakıncalıymış. Hatta barındıkları, höyüklere, es kaza giren genç avcılar asla geri dönemezmiş. Geceleri ormanda insan sesini taklit etmeye çalışarak arı gibi vızıldayan seslerle Fısıldadıklarına kulak vermekte sakıncalıymış. Tüm insanların, penne kukların, huronların ve beş ulus fertlerinin dilini belirlermiş ancak anlaşıldığı kadarıyla kendi dilleri yokmuş veya dile ihtiyaç duymazlarmış. Zihin yoluyla konuşuyorlarmış. Farklı olguları ifade ederken de renkten renge bürünürlermiş. Tüm söylenceler, hem kızıl derililerin hem de beyazların ki atadan kalma alışkanlıklarla ara sıra alevlenmeleri haricinde 19. yüzyılda sönmeye yüz tutmuştu elbette. Vermontluların adetleri yerleşikti. Ancak belli bir düzene göre yerleşim birimleri ve mutat yaşam biçimleri kurulduktan sonra söz konusu düzeni hangi korku ve çekincelerin şekillendirdiğine giderek daha az anımsar hale gelmişler hatta herhangi bir korku ve çekince olduğunu bile unutmuşlardı. Çoğu insan bazı dağlık bölgelerin hayli zararlı, verimsiz ve yaşamak için de genellikle bahtsız kabul edildiğini basbayağı bilir. Epeydir uzak duruluyorsa bir hikmeti olduğuna hükmedermiş. Ekonomik koşullar ve alışkanlık yerleşime uygun görülen yerlerde zamanla öylesine baskın bir hal almış ki, oraları terk etmek için hiçbir gerekçe türemez olmuş.'' ve tekinsiz bayırlar bilinçli olmaktan ziyade tesadüfen ıssız kalmış. Seyrek yaşanan yerel vesveseler haricinde yalnızca tansık düşkünü ninelerle maziye bağlı doksanlıklar o bayırlarda yaşayan varlıklara değiniyorlar ama bu dedikoducular bile yerleşim birimlerine ve evlere artık aşina olan bu yaratıkların fazla korkulacak yanı olmadığını, Hatta günümüz insanların o yaratıkların bölgesine hiç ilişmediklerini eklemekten geri durmuyorlardı. Tüm bunları okuduklarımda ve New Hampshire'da dinlediğim bazı halk hikayelerinden biliyordum. Dolayısıyla sel sonrası dedikodular ortaya çıkınca hepsinin temelinde ne gibi kuruntuların yattığına kolayca kestirebilmiştim. Bunu arkadaşlarıma açıklayana kadar akla karayı seçtim. Bir yandan kimi münakaşacı, şahısların haberlerde gerçeklik payı olabileceğini öne sürmekten ısrarla vazgeçmemeleri üzerine eğlendim de. Bu kişiler eski söylencelerin manidar kalıcılığından ve türdeşliğinden dem vurarak Vermont tepelerinin handi ise keşfedilmemiş doğası nedeniyle orada nelerin barınıp barınamayacağına dair kesin görüş bildirmenin akıllıca olmayacağını vurgulamaya çalıştılar. Hatta ben mevcut söylencelerin tüm insan ırkına özgü gayet iyi bilinen bir örüntüye uyduğunu ve hayal ürünü vesveselerin ilkel çağlardan beri hep aynı tür hezeyanlar doğurduğunu belirtsem de onları susturabilmek mümkün olmadı. Doğa unsurlarına kişilik atfederek antik dünyayı, çağdaş Yunanistan'ın Karakoncolos'una benzer panlar, driyatlar ve satirlerle dolduran dahası tuhaf kılıklı ufak tefek mağara adamları ve gudubet bir ırktan dem vurup hem vahşi gallerde hem İrlanda'da ürkütücü rivayetlere yol açan evrensel efsanelerle Vermont söylenceleri arasında esasen çok az fark olduğunu bu muhtelif insanlara ispatlamak boşunaydı. Keza Himalayaların buzul ve kayalık sarp doruklarında pusuya yatmış korkunç Migo veya diğer adıyla iğrenç kar adamına dair Nepal dağ kabilelerince benimsenmiş inanışla çok daha çarpıcı bir benzerlik taşıdığını belirtmenin faydası da yoktu. Bu delili öne sürdüğümde muhaliflerim söylediklerimin antik hikayelerin tarihi gerçekliğine işaret ettiğini, insan ırkının ortaya çıkıp baskın gelmesiyle saklanmaya itilen kadim ve eşsiz bir yeryüzü ırkının varlığının tartışılması gerektiğini, Hatta geçmişe nazaran sayıları muhtemelen azalmış olsa da varlıklarını günümüze kadar sürdürmüş olabileceklerini söyleyerek bana itiraz ettiler. Ben bu kuramlara güldükçe bu inatçı arkadaşlar fikirlerini daha sıkı sarılıyor, malum efsanelerle örtüşmese dahi söz konusu haberlerin tümüyle göz ardı edilemeyecek kadar sarih, tutarlı, ayrıntılı olduğunu ve gayet akla yatkın bir sadelik taşıdığını söylüyorlardı. İki üç bağnaz müfrit, bu gizli varlıklara dünya dışı köken yaftalayan kızıl derili öykülerindeki muhtemel adamlara dem vuracak kadar ileri giderek, Charles Fortun, başka dünyalardan gelen uzaylı gezginlerin yerküreye sık sık uğradığını iddia eden abartılı kitaplarına göndermede bulundu. Gel gelelim, hasımlarının çoğu Arthur Mackey'nin muhteşem korku romanı sayesinde rağbet gören sinsi küçümenlerle ilgili hayal ürünü bilgileri ısrarla gerçek hayata geçirmeye uğraşan romantiklerdi sadece. 15. Bölüm Sonu Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.